Nazan Bekiroğlu 3 Mayıs 1957 günü Trabzon'da doğdu. Edebiyata saygı duyan bir ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü. Babası Hedef adlı mahalli bir gazetenin sahibiydi ve edebiyatın yanı sıra Osmanlı tarihine ilgisi vardı. 14 yaşındayken babası vefat etti. Babası içinde bir sızı var adlı hikayesinin böylece kahramanı olmuştur. 14 yaşında babasının vefatıyla beraber ailenin ekonomik ve sosyal dengi değişir. Konaktan apartman dairesine geçiş yazarının içine dönük ruh yapısının teşekkülüne ve duyarlılığına öğrencilik yıllarında halk edebiyatı ve Orta Asya eşliğinde peşinde gitti. Bunu bir ölçüde ilk hikayelerinde yansıttı. Gerek ki sanatkar, gerekse akademik kişiliğinin gelişmesinde hocası Orhan Okay'dan teşvik ve destek gördü. İlk ve orta tahsilini Trabzon'da yaptıktan sonra Erzurum'a giderek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında halk edebiyatı ve Orta Asya eşliğinde bu da hayatının peşinden gitti. Bunu bir ölçüde ilk hikayelerinde yansıttı. Gerek sanatkar, gerekse akademik kişiliğinin gelişmesinde hocası Orhan Okay'dan teşvik ve destek gördü. 4 yıl lise öğretmenliği yaptıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Eğitimi bölümünde öğretmen görevlisi olarak girdi. Orhan Okay yönetiminde sürdürdüğü Halide Edip Adıvar'ın romanlarının teknik açıdan tahlili konuk doktorasını 1987 yılında tamamladı. Aynı bölümde öğretmen üyesi olarak çalışmaya başladı. Şair Nigar Hanım'ın konulu çalışmasıyla doçent oldu. İlk kitabı olan Nun Masallarını 1997 yılında yayımladı. 1998'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde açılan Türkçe Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Nazan Bekiroğlu, 4 Mayıs 2001'de profesör olmuştur. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve öyküsü yayınlamıştır. Gelin birlikte şimdi de Nazan Bekiroğlu'nun La Sonsuzluk Gecesi ve Nar Ağacı romanlarından alınmış önemli ve özlü sözlerini inceleyelim. Yorgunsun, anlatmaktan değil, susmaktan, yaşamaktan değil, yaşamamaktan, o kadar yorgunsun. Ve insan ancak dili kadar edeplidir, bilmediği kelimeler kadar edepli, bildiği kelimeler kadar edepsizdir. İnsan olan her hesabı aşar da bir kendi sözcüğünden ağırlığı altında ezilir. Ne kadar yazabilirsin mısralara kaderin sana yazmadığını? İçinde çekildiğim dünya, dışımda bıraktığım dünyadan öyle güzel, öyle gerçek ki. Onu her şeyi terk ederek, her şeyi göze alarak, yaktığım gemilerde ben de yanarak, yaktıklarım altında ben de kalarak, hiçbir şeyi akıl yitirmeyen çocukların berrak sevinciyle sevdim. Hayallerimde bile sana söyleyemediğim şeyleri yazacağım şimdi. Neden bazı kimselerin yokluğu varlıklarından ummadığımız kadar büyük bir boşluk bırakıyor içimizde? Korkma, kimse aşktan ölmez. O sadece masallarda, bir de romanlarda, filmlerde hangi ateş sonsuza kadar yanmış? Biraz tüter, sönersin. Sensiz olmuyor diyen kalbe güvenilmez. Sensizliği denemiştir. Bugün değilse yarın mutlaka başaracaktır. Ve son olarak sana ait olmayan, senden olmayan şeyleri kalbine bağlamak büyüktür kalbe. Şimdi de Nazan Bekiroğlu'nun yayınlamış olduğu kitaplara bakıp son kitabı olan Nar Ağacı'nı inceleyelim. Nun Masalları, Şair Nigar Hanım, Halide Edip Adıvar, Mor Mürekkep, Yusuf ile Züleyha, Mavi Lale İtik Lale, İsimli Ateş Arasında, Cümle Kapısı, Camırmağı Taş Gemi, La Sonsuzluk Gecesi, Yol Ali ve son romanı olan Nar Ağacı. Nar Ağacı'nın konusu bir aşk hikayesidir. Trabzon, Tebriz, Tiflis, Batum ve İstanbul'a geçen bu roman bir yolculuğa çıkıp savaş ile dağılıp bir araya geliyorsunuz. Tarih ve aşk alınan bu romanda bana göre aşk romanlarını seviyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Baş kahramanlarımız Zehra ve Sert Tahan'dır. 30 yıl önce verilen mektubun dedesinin ölümünün ikinci gününde gelir ve Zehra dedesini ve büyük anneannesini araştırmaya karar verir. Her yerde arar ve adresi bulur. Behzat amcaya fotoğrafları ve dedesinin hikayesini sorar. Settarhan halı ticareti yapan bir aileden gelir. Settarhan evinden dönerken çeteler tarafından tutuklanır ve ardından Settarhan bir tekneye binerek Trabzon'a kaçar. Settarhan çaycılık öğrenip para kazanır ve İstanbul'a gitmeye karar verir. Orada Zehra ile tanışır ve ikisi de birbirine aşık olurlar.
Zehra'yı annesi ve dedesi büyütmüştür. Zehra resim yapmayı sevdiğinden özel resim hocası vardır. İhtilal ile beraber Trabzon'a giderler. Trabzon'a vardıklarında ev bıraktıkları gibi değil, nar ağacı çökmüş ve sarkmış durumdalar. Fakat Zehra'ların tek isteği Hacı Bey'in sesini duymaktır. Hacı Bey'i gördüğünde hemen ona sarılır, fakat ertesi sabah nar ağacı solmuş, kesik gövdesiyle acıyla birbirlerine bakmışlardır.